Marcelo, bir sabah erkenden malikanesinin penceresinden dışarıya bakarken, sahip olduğu her şeyin ne kadar büyük bir güç ve prestij sembolü olduğunu düşündü. Bahçedeki ağaçlar, havuzun parlak yüzeyi, şoföründen bahçıvanına kadar herkes onun için çalışıyordu. Güney Amerika'nın güneşi yükselirken, Marcelo'nun gözlerinde yalnızca başarı vardı. Her sabah bu manzarayı izlerken kendini zirvede hissediyordu. Onun gibisi yoktu. Zenginliği sayesinde herkesin hayranlığını kazanmıştı. Ama Marcelo'nun bu hayranlıkları kazanmak gibi bir derdi yoktu. Aksine, insanların hayranlıktan öte ona boyun eğmesi hoşuna gidiyordu. O sabah, Marcelo yine önemli bir iş anlaşması için yola çıkmaya hazırlanıyordu. Bu anlaşma, servetini daha da artıracak ve onun iş dünyasındaki yerini sağlamlaştıracaktı. Şoförü, onu her zamanki gibi hazırlanan lüks arabasına bindirdi ve şehir merkezine doğru yola koyuldular. Yolda giderken birden araba durdu. Şoförü ne yaparsa yapsın, araç bir türlü çalışmıyordu. Sinirlenen Marcelo, saatin ilerlediğini ve iş toplantısına geç kalacağını fark etti. "Ne yapıyorsun? Tamir et şu arabayı!" diye bağırdı. Ancak tüm çabalar sonuçsuz kalınca başka bir çözüm aramak zorunda kaldı. Yoldan geçen bir taksiye bindi. Lüks aracı bir kenara bırakmak zorunda kalmak, Marcelo'nun egosunu yaralamıştı. Ama toplantıya vaktinde yetişmesi gerekiyordu. Taksi, şehrin varlıklı bölgelerinden uzaklaşıp daha fakir bir mahalleye doğru ilerlediğinde, Marcelo'nun midesi bulanmaya başladı. Pencereden dışarı bakarken, yoksulluğun hüküm sürdüğü bu mahallelere girmek zorunda kalmış olmaktan rahatsızlık duyuyordu. Yıkık dökük binalar, sokakta yaşayan insanlar, her şey ona ne kadar iğrenç ve aşağılık geliyordu. Fakirliği her zaman küçümsemişti. Bu insanlar onun gözünde beceriksizdi. Onlar gibi olmamak için mücadele etmişti. Ve şimdi onların arasında olmak ona bir ceza gibi geliyordu. Tam bu sırada yol kenarında yürüyen küçük bir çocuk dikkatini çekti. Üstü başı kir içinde olan bu çocuk elinde bir parça ekmek tutuyordu. Çocuk, Marcelo'nun penceresine yaklaşarak elindeki ekmeğin bir parçasını uzattı. Gözleri, Marcelo'nun belki de hiç görmediği bir samimiyetle parlıyordu. Çocuk, karnını doyurmak için ekmeği paylaşmak istemişti. Marcelo ise bu manzaradan tiksinmişti. Çocuğun kirli elleri ve fakirliği ona ne kadar acınası ve değersiz göründü. "Çekil önümden!" diye çocuğa sert bir bakış attı. "Seni ve iğrenç ekmeğini istemiyorum." Çocuğu aşağıladığı bu an, Marcelo'nun kibirli yapısının bir yansımasıydı. Bu fakir mahalle ve içinde yaşayanlar ona her zaman iğrenç gelmişti. Ancak o gün içinde bulundukları sefalet, ona her zamankinden daha rahatsız edici görünüyordu. Taksi bir süre daha ilerledikten sonra nihayet Marcelo'nun gitmek istediği yere vardı. Ancak iş işten geçmişti. Toplantı çoktan bitmiş, Marcelo'nun yıllardır üzerinde çalıştığı büyük iş anlaşması başkasına kaptırılmıştı. Sinirle cep telefonunu kontrol etti. Yatırımcılar başka bir ortak bulmuşlardı. Marcelo için bu, hayatının en büyük darbelerinden biriydi. Tüm planları altüst olmuştu. Ancak bu, Marcelo'nun başına gelecek sorunların sadece başlangıcıydı. O günden sonra işler kötüye gitmeye başladı. Birkaç hafta içinde başka projelerde başarısızlıkla sonuçlandı. Rakipleri birer birer onun piyasa payını ele geçirdi. İş dünyasındaki itibarını hızla kaybediyordu. Daha da kötüsü, bankalar kredilerini geri çağırmaya başladı. Marcelo, ne kadar güçlü olursa olsun, finansal çöküşün eşiğine gelmişti. Bir süre sonra, mal varlığını elinde tutamaz hale geldi. Sahip olduğu evler, arabalar, yatırımlar hızla eriyip gitti. Marcelo, servetinin ne kadar kaygan bir zemin üzerine kurulu olduğunu o an fark etti. Ancak hala kibirini ve gururunu koruyordu. Bu yaşadığı düşüş onu değiştirmedi. Aksine daha da sertleştirdi. Artık düşmanlarının ve fakirlerin onun bu haline sevineceğini düşünüyordu. Aylar geçtikçe
Marcelo'nun hayatı tanınamayacak kadar değişti. Bir zamanlar göz kamaştıran malikanelerde yaşayan adam, artık tek bir evi bile kalmamıştı. Bütün parasını kaybetmiş, lüks yaşamından eser kalmamıştı. Üstelik artık çalışacak bir işi de yoktu. Ne yaparsa yapsın, işleri toparlayamamıştı. Sonunda kendisini hep küçümsediği o fakir mahallelerden birinde buldu. Bir zamanlar iğrenerek baktığı o sokaklarda yaşamak zorundaydı. Elinde hiçbir şey kalmamıştı. Soğuk bir gecede Marcelo bir köşede çökmüş otururken karnı guruldamaya başladı. Açlık onu her geçen dakika daha da zayıflatıyordu. Yine aynı mahalledeydi, bir zamanlar kibirle baktığı fakirlerin arasında. Aniden tanıdık bir yüz karşısına çıktı. Küçük bir çocuk elinde parlak bir elma tutuyordu. Marcelo bu çocuğu hatırladı. Ekmeğini küçümseyerek reddettiği çocuktu bu. Marcelo bir lokma alırken gözleri doldu. Tüm varlığını, zenginliğini kaybetmişti. Ve şimdi sadece hayatta kalmak için bir çocuğun merhametine muhtaçtı. O an zenginliğinin ve kibirinin onu ne kadar yanıltmış olduğunu anladı. Yoksulluğun pençesindeyken geçmişte sahip olduğu her şeyin ne kadar anlamsız olduğunu düşündü. Hayatı boyunca kibirli kaldı. Fakat bu kez kibri onu kurtaramayacak kadar güçsüzdü.